Eğitim Şart Programı'ndan merhaba. Nur Erdem Özeren ben. Şimdi bir sorumuz daha var. Ben iş hayatına hazır olmak için çeşitli beceriler kazanmalıyım. Peki bu becerileri nerede kazanacağım? Nasıl kazanacağım? Ne yaparak kazanacağım? Çok basit birkaç madde var. Lise ve üniversite yıllarını verimli değerlendirdiğinizde birçok beceri kazanıyorsunuz. Birincisi, konferanslara, seminerlere, panellere gitmek. TEDx videolarından benim ilgi alanım olan şeyleri izliyor olmak. Konferanslara, seminerlere, panellere gittiğimde, farklı insanları dinlediğimde onlardan ilgi alanımla ilgili yeni şeyler öğreniyorum. TEDx videoları izlediğinde, izlediğimde ilgi alanımı anlayabiliyorum. Yeni şeyler öğrenirken nereye doğru yöneleceğime dair bir fikir sahibi oluyorum. Bir yandan da network'ümü geliştiriyorum. İzlediğim konuşmacı ile gidip tanışabilirim ve sonrasında onunla iletişim halinde kalabilirim. İkincisi, işte tam da bu Network geliştirmek için, iletişim ağını geliştirmek için o konferansları, seminerleri, panelleri yapan öğrenci kulüplerinde aktif olarak görev almak çok önemli. Öğrenci kulüplerinde görev aldığınızda adaptasyon becerinizi geliştiriyorsunuz, takım çalışmasını geliştiriyorsunuz, iletişimi geliştiriyorsunuz, problemleri çözmek zorunda kalıyorsunuz, anlık karar almanız gerekiyor. Kulüplerde organizasyon yapmak bu yüzden çok kıymetli. O yüzden de iş hayatı öğrenci kulüplerinde aktif olan gençleri öncelikli tercih ediyor. Kulüp aktivitelerine çok benzeyen bir diğer aktivite sosyal sorumluluk projeleri sivil toplum örgütlerinde, derneklerde, vakıflarda proje bazlı iş yaptığınızda yine becerilerinizi geliştirdiğiniz, iş hayatına hazır olduğunuz bir insan olma yönünde çok ciddi fayda sağladığını görüyorsunuz. Bir yandan da normal şartlarda randevu almak istediğinizde randevu alamayacağınız insanlarla birlikte proje ürettiğiniz için çok daha yakın ilişki kurma şansınız oluyor. Bir diğeri staj yapmak, yarı zamanlı çalışmak, gerekiyorsa bedava çalışmak. İş hayatına girdiğinizde insanlar size ne kadar para kazandığınızı sormayacaklar. Ne kadar tecrübenizin olduğunu soracaklar. Sormalarını bırakın. Tecrübeliyseniz daha kolay iş bulacaksınız. Daha kolay adapte olacaksınız. O yüzden üniversitenin ilk yıllarında staj bulamıyorsanız bile farklı alanlarda bedava bile olsa çalışın. Özellikle startuplarda, girişimlerde, yeni şirketlerde insan kaynağına ihtiyaç vardır ve hazırlık birinci sınıf ve hatta ikinci sınıf öğrencileri ulusal şirketlerde, büyük şirketlerde staj bulamıyorsa buraları değerlendirebilirler. Bedava bile olsa çalışın derken de kastettiğim kendinizi hayata hazırlamakla ilgili bölümünüzle ilgili bir alanda çalışırsanız eğer o çalışmanın sırasında sektörel dinamikleri öğrenirsiniz, yeni insanlarla tanışırsınız, sektöre dahil bir takım dile, bir takım kelimelere sahip olma şansınız olur, onları öğrenirsiniz. Bir diğeri, okuldayken proje ve vaka çalışmaları yapmak, proje bazlı iş yapmayı, vakalardan gerçek hayat tecrübesi kazanmayı ve onların çözümlerini üretmeyi, takım halinde arkadaşlarınızla bunu yapmayı öğrendiğinizde becerilerinizi geliştirmenize çok ciddi katkı sağladığını göreceksiniz. Bir diğeri mümkünse yurt dışına çıkmak. Yurt dışına Work and Travel'la, Erasmus'la, Isaac'le yani aslında bütün parayı cebinden vermeden de çıkmam mümkün. Başka ülkedeki insanlarla vakit geçirmek, farklı bir dünya görmek, mümkünse gelişmiş ülkelerde daha dünyayı yeniden keşfetmek için bir üniversite öğrencisinin yapabileceği en iyi şey yurt dışına çıkmak. Ve okumak, kitap okumak çok ciddi katkı sağlıyor. Okumaya devam edin. Sürekli okuyun, yeni şeyler okuduğunuzda yine ilgi alanlarınızı keşfedip kendinize dair yeni yolculuklara çıktığınızı, kelime haznenizin genişliğini ve yeni şeyler öğrendiğinizi göreceksiniz. Eğitimler alın, sürekli kendinizi geliştirmek için eğitimler almak da size birçok bir beceri kazandıracak. Uygulamalı eğitimler alırsanız çok daha fazla. Ve en önemlisi hobiler. Hobi dediğimiz ama aslında iş hayatının birebir içinde olmanızla ilgili tüm becerileri kazandıran spor görsel sanatlar, sahne sanatları, müzik, dans, şiir, yazı, edebiyat, tiyatro. Bunları yaptığınızda, örneğin ben yıllarca basketbol oynadım. Basketbol oynarken zaman yönetimi öğrendim. Bunları yaptığınızda bunları geliştirebiliyorsunuz. Anlık karar almayı geliştirdim mesela basketbol sayesinde. Takım çalışmasını öğrendim basketbol sayesinde. Her attığım şut girmedi. Yere düştüğümde tekrar ayağa kalktım ve Basketbol sayesinde birçok beceri kazandım. Bir yandan da bu hobilerinizi lisede ve üniversitede eğer devam ettirirseniz iş yaşam dengesini, bütün hayatınızın zamanlı yönetmeyi de daha başarılı şekilde becerebiliyorsunuz. O yüzden spor, sanat, müzik, edebiyat, şiir, dans bunlar çok önemli. Tüm bunları yaptığında hayata biraz daha hazır bir birey oluyorsun. Hele ki 8. ve 12. sınıfta sakın bırakmayın. Bu programın da sonuna geldik. Tüm bölümlerimize Sözlü Televizyon'un sosyal medya hesaplarından erişebilirsiniz. Hoşçakalın.